Gökte yıldız sayılmaz, çiğirde soyulmaz. Kızların pivesine doyulmaz. Ah kara biberim, biberim ben güzelim. Takipçilerim ısrarla biyografi videosu çekmemi istemekte. Eğer antipsikiyatri akımına faydalı olacaksa çekerim tabii. Sonuçta mücadele ediyoruz, baş koyuyoruz. Biyografi videosu faydalı olacaksa çekerim. Çekmeye başladım bile. şunun için çekiyorum. Diyorlar ki psikiyatristler benim için akıl hastası diyorlar. Ben de onlara sahtekar ve şarlatan diyorum. 1969 yılında Aydın'da doğdum. Bizim oralar Türkmendir. Aydın Köşk Beyköy. Yan tarafında Daville diye bir köy vardı. İsmini Ovaköy yaptılar. Çok cahil insanlar. Hiç beğenmezdim onları. Yani Aydın'ın yarısını beğenmezdim. Dağ köylerini hiç beğenmem. Yani niye beğenmem? Ya bir kere Adnan Menderes'i iktidar yapmış adamlar. Neyine beğeneceğim? Yani Yunan işgali görmüş, adam gelmiş, Adnan Menderes gibi adamı şey yapıyorlar, oy vermişler. Neyse geçelim onları. Daville denilen köy antik bir köy. Rumlardan kalma diyorlardı. Ancak Rumlardan kalma değil. Luvililerden kalma. Anadolu'nun kadim halkları olan Luvililerden kalma. Gel gelelim o köyün halkı, yani iki köy birleşiktir, Beyköy ve Ovaköy ismi, eski ismi Daville işte, Daville ismini değiştiriyor. Kardeşim binlerce yıllık kültürü sen niye değiştiriyorsun? Ne öküz, ne kadar cahil, ne kadar böyle işe yaramaz adamlar. Anlat anlat anlamıyor. Yahu şöyle söyleyeyim ben size, Luvililerin kültürü Orta Asya'dan birçok tezi çürütüyor. Yunanlıların, Avrupalıların tezini çürütüyor. Daville demek düzlük geçidi demektir. Gayet bilimsel, gayet coğrafi şartlara uygun. Neyse bu konuyu geçelim. İlkokulu orada okudum, her gün dayak yedim. Haklı tabii. Kur'an kursuna girdim, oradan da kovuldum. Yani orada sorular soruyordum. Birçok oradan da hoca kovdu camiden. Bir daha da gitmedim. Yani niye gideceğim ya? Yani adam zaten araba alıp satıyordu, köyün imamı. O yıllarda şöyle yalanlar vardı. Tabii okuma yazma öğrendik. Gazete okuyoruz, televizyon dinliyoruz. Kolesterol yalanları, kanser yalanları, zeytinyağı kanser yapar yalanı, tereyağı kalp yapar yalanı. Bakınız size iki tane örnek vermek istiyorum. Gazetelerde okuyoruz, televizyonda dinliyoruz. Ünlü doktorlar da söylüyor bunu. Zeytinyağı yemeyin, tereyağı yemeyin, yumurta yemeyin, zeytin yemeyin, günde 3 tane zeytinden başka yemeyin. İşte çiftlik yumurtasıyla köy yumurtasının değeri aynı. Bakınız, zengin olan, parası olan beyaz ekmek yerdi veya misafirine onu koyardı. Veya tereyağını, yoğurdunu, yumurtasını gidip satıp vita yağı, sana yağı alıp gelirlerdi pazardan. Bir kadın vardı, uzaktan da akraba, dedemin halası, Sultan Alyörük diye. Bu kadın otacıydı, ottan ilaç yapardı, geleneksel bir şifacı. Bu kadının oğlu ve torunu kimyacı. Bir tanesi ODTÜ'de kimya profesörü, emekli oldu şimdi. Ünlü doktorlar gece yakınlarını getirirlerdi tedavi için. Bayağı çevrenin tanınmış ünlü doktorları. Bakınız iki tane çelişki var. Birincisi modern tıp veya Rockefeller'ın tıbbı diyor ki
Tereyağı kalp yapar. Zeytinyağı kanser yapar. Margarin hafiftir, kalbinizi açar diyor. Yüzlerce yıllık bilgi birikiminden süzülerek gelen geleneksel bir şifacı tereyağını, balığı, tavuğu, yumurtayı ilaç diye kullanırdı. Kime inanacağız burada? Kime inanacağız? Yani tavuğu haşlardı, tereyağıyla kızartırdı. Zeytinyağını, tereyağını yasak edip bu doktorlar sana yağını, vita yağını yedirdiler. Hatta Ecevit hükümetini margarinle yıktılar, margarin kuyruklarıyla. Bir taş attım geline, gelin de almaz eline. Vay şu gelinin haline, düşmüş başıman eline. Ben hiçbir zaman sana yağı ve vita yağının faydalı olduğunu inanmadım. Çünkü o kadın tereyağı kullanıyordu. Gerçi vita yağı sana yağı alacak para da yoktu. Tereyağı daha ucuzdu, yumurta daha ucuzdu. Kümesten çalıp bol bol yumurta yerdim. Bir taş attım damına, düştüm mula dalına. Emine de karı vermezse, bu yerde soksun amına. 1985 yılında iki tane bilim insanı Nobel ödülü aldı. Statin adlı etken madde ile kötü kolesterolün kalbe ve vücuda olan zararı hakkında. Bunlar iyice azıttılar. Herkese kolesterol ilacı vermeye başladılar. Kolesterol ilacı alan insanların ömrü uzun değildi. Ancak ben yine inanmadım. Tereyağı, yumurta, zeytinyağı yemeye devam ettim. Çünkü yüzlerce yıllık şifacılar tereyağı kullanıyordu. Ünlü doktorlar da yakınlarına ona getiriyorlardı. O kadına, şifacı kadına. Yaşlı bir kadına. Statin adlı ilaç çok satıldı, çok paralar kazandılar. Ancak gerçek yüzü ortaya çıktı. Şeyden kestim çamı, acımıyım acımı. Umman garı örgetsin, nasıl da sikerler. Ağlı akkara gidelim, bilelim ekber güzelim. Bilimsel bulgular kolesterolün vücut ve beyin için faydalı olduğunu göstermekte. Vücutta çıkan bir yangına söndürmek için vücudun doğal bir tepkisi olduğunu göstermekte. Yani o zamanki hekimler ya cahildi ya da şarlatandı. Ancak çoğunluğu şarlatandı. Çünkü kendi yakınlarını şifacıya getiriyorlardı. İnerken, Suse'de yolda gezerken, evine de garıyı görmüşler, pazarda amınırsa, görken ah kara bilelim, bilelim ekber güzelim. Siz siz olun, otoriteye inanmayın, araştırıcı olun. Yoksa tereyağını, zeytinyağını kendileri yerler, pis veya leş gibi kendi yemedikleri margarini sizlere satarlar. Bebe başı yedik mi, kız sana bir şey dedik mi? Bir gecelik sikmekle gülmemelerini ye.